Tabii ki bu akşam maçtan önceki düşüncemiz e, ligin en önemli maçı, e, en büyük derbi. E, onun yanında ligde birinci olan Galatasaray, ikinci sıradaki <laughs> Fenerbahçe'nin maçı. Hem derbi açısından hem de ligin devamı açısından çok önemliydi. Maça başlangıcımız, planlarımız e, büyük bir bölümde doğru işledi. E, girdiğimiz pozisyonlar, giremediğimiz pozisyonlar aslında top bizdeyken sonlandırmada yaşadığımız belki tercihler ilk yarının son bölümünde özellikle maçın geneline baktığımızda rakibimizden daha üstündük daha iyi oynayan taraftık daha konsantre olan daha iyi hazırlanan ve maçı da kazanmayı hak eden taraftık bu yüzden Öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok değerli bir 3 puana imza attılar. Burada kazanmak, 3-0 ile kazanmak gerçekten çok değerli. Biz her zaman destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Bugün maça giderken de bizi çok güzel, doğru bir şekilde ve bizim konsantre olacağımız, mutlu olacağımız şekilde bizi uğurladılar. Onlara da bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bizim için güzel, önemli, futbol açısından da değerli bir geceydi. Sizden evet. dinleyebilir miyiz? Şimdi tabii ki maç maç tercihlerimiz oluyor. Biz tabii ki teknik adamlar olarak maçtan önce bir maç yaşıyoruz kafamızda. Orada Barış'ı bu şekilde hayal etmiştik aslında. Hem topu tutan hem defans arkasına koşuları yapan, rakibi yıpratan bir Barış hayal etmiştik. O da bunu birebir uyguladı. Ee, tabii ki bazen bu kararlar tutmaya da biliyor, aynı verimi alamıyorsunuz o zaman hocanın hatasız oluyor bunlar. Bu tür tabii ki riskler var bizim işimizde. Ama bugün genel olarak baktığımızda bütün oyun planı tuttu, oyuncuların girişleri, giriş dakikaları e, yaptığımız e, değişikler, hepsi bu anlamda bugün bizim için olumluydu. Bu açıdan mutluyum. Olumsuz da olabilirdi tekrar söyleyeyim yani e, bazen hocalar burada suçlanıyor onu ya, onu ya çıktı. E, i̇kisi de var bizim işimizde olumlu. Da olabilir olumsuz da olabiliyor bugün olumlu oldu ve barışı bundan sonraki maçlarda tabii ki hem kenarda hem ikinci forvet olarak iki sistemde de kullanmayı düşünüyoruz maçtan sonra çok böyle Çalışma şansımız olmadı biliyorsunuz dört gün ancak dün bir antrenman yaptık tam olarak taktik antrenmanı dün yaptık. E orada Leo'yu denedik daha önce oynamıştı bize olumlu şey vermişti hatta özellikle savunma yapma anlamında iyi savunma yapan bir oyuncu. O savunma yönünü de burada kullanmak istedik ama hücuma da desteği oldu. E bir yandan da ilk düşüncem aslında yani sağ kanatta İrfan olması ve... İşte ters ayak e, ikisinin de birinin sağdan sola ayakla diğerini soldan sağ ayakla aslında o da böyle düşüncelerimizden biriydi karşılama. Hem de oyun içerisinde de tabii ki Fenerbahçe'nin baskılarında sağ ayaklı bir oyuncuyla e, direkt olarak rakibin arkasına atacağımız topları burada e, düşünmüştük ve Leon'un tecrübesi aslında bir yandan da e, burada hep kendini azur tutuyor iyi de bir tecrübeye sahip. E, bu da etkenlerden biriydi. O da görevini iyi bir şekilde diğer arkadaşlarıyla aynı şekilde yaptı. Tabii ki daha az dinlendik şu anlamda. Tabii ki bir takım beş gün önce oynadı. Bir gün daha ekstra taktik çalışması şansı var. Yani bunu şikayet anlamında söylememiştim aslında. Yani taktik çalışma anlamında sadece dünü iki gün rejenerasyon yapıp dünü takımımızda çok kısa bir taktik çalışma anlamında kullandık. Yani onu e, aslında şikayet gibi yazdılar da yani ben onu e, günleri belirtmek için rakip bir gün daha fazla aslında taktiksel olarak çalışma yaptığında onu yapabiliyor. Siz yapamıyorsunuz. Onun altını çizmek istemiştim. Şikayet etmemiştim. Ee, onun yanında tabii ki Fenerbahçe galibiyeti deplasmanda alınan bir galibiyet. Galatasaray takımı için çok önemli, çok değerli. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Galatasaray yense bu çok değerli olacak. Özellikle Bizim tabii ki profesyonel olarak burada beklentilerimiz var. Üç puan bizim için çok önemli şampiyonluk yarışında ama bunun yanında bizden galibiyet bekleyen çok büyük bir kitle var. Burada tabii ki büyük Galatasaray taraftarının bizden beklentisi vardı. Biz bugün bunu karşıladık, onları mutlu ettik. Aslında bizi en çok sevindiren onların yüzünü güldürmemiz. Birincisi çok böyle değişik bir atmosfer yaşamadık. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani normal bir maça nasıl hazırlanıyorsak onun dışında bir şey yaşamadık. Neden yaşamadık? Aslında yani bu tür maçlar zaten futbolcu otomatik olarak kendileri bu maçı hedefliyor. Yani bunu biz şöyle de görebiliriz. Bir iki hafta önceden baktığınızda oyuncular sarı kart görmeye başladı. Yani cezasınınındaki oyuncular sarı kart görmeye başladı. Bu maçı kendileri hedef seçtiler. E bu maçı otomatik olarak zaten hazırlanıyorlar. Üstlerine ekstra bir yük yüklemek hiç istemedim. Onun dışında çok farklı bir şey yapmadık. E yine kamp yapmadık. Bugün öğlen 12'de. Ee, antrenman için buluştuk. Daha sonra oradaki düzenimizi devam ettirdik. teyiste kaldık. Bütün her şeyimiz normal yaptık. Ama dediğim gibi e, konuşmalarımız, sahaya gelişimiz. Otobüsteki e, onların Çaldıkları müzikler, marşlar Galatasaray maçlarıyla geldik Stada girerken e, burada camlara Vura vura girdiler Galatasaray maçlarıyla Yani Buradan e, Oyuncularımızın ne kadar iyi hazırlandığını Görebiliyoruz, hissedebiliyoruz e, Bunun tabii ki Her zaman olumsuzu da olabiliyor Yani Fenerbahçe'de inanıyorum ki çok iyi hazırlandı Onlar da bu maçı en iyi şekilde Futbolcular kendilerini hazırladı Ama farklı bir senaryo da çıkabiliyor ben e, başta söylediğim gibi yani bugün kazanan, iyi oynayan e, hak eden taraf bizdik. Bunun mutluluğunu yaşayacağız tabii ki. Erkan'ın performansı etkili oldu. Erkan her zaman çalışan, e, takım içerisinde o e, oynamasa da kendini hazır tutan oyuncularımızdan biri. Ona da forma şansı geliyor. Ben hepsine aynı şeyi söylüyorum aslında. Yani e, kime ne zaman formanın geleceği belli olmuyor. Bazen sezona oynamayarak başlarsınız. Sezon sonu şampiyon olan takımın önemli bir oyuncusu olabilirsiniz. Herkese bu şanslar geliyor. Önemli olan kendinizi hazır tutmak, bu şansları kullanmak. Berkan da bugün oyun olarak gerçekten önemli bir oyun oynadı. Önemli bir oyuna imza attı. Bugün sahada en iyilerden biriydi. Onun dışında oyuncularla ne paylaştık? Demin de söylediğim gibi aslında yani kazanmak, kazandığınızda yaşayacağımız sevinç bizim mutluluğumuz, ailemizin mutluluğu, çalışanların mutluluğu, dışarıda bizi destekleyen taraftarımızın mutluluğu bunlar çok önemli. Onun yanında deplasman olması tabii ki Fenerbahçe deplasmanı buradaki en zor deplasmanlardan biri. Seyircinin inanılmaz bir etkisi var, baskısı var. Ama şunun altını özellikle çizmiştim. Eğer biz oyunu doğru oynarsak bu seyircinin avantaj olmaktan çıkıp dezavantaja geçeceğini altını çizmiştim. Bugün de belli bölümlerde bunu yaşadık zaten. Eğer ee, rakibiniz bu bütün statlarda ayrıca oluyor. Sadece Fenerbahçe özel bir şey değil. Ee, rakibe karşı üstünlük kurduğunuzda, doğru oyun oynadığınızda bu sefer kendi seyirciniz size doğru dönüyor. Bugün de maçın belli bölümlerinde bunu net bir şekilde gördük zaten. Aslında hep e, puan kaybetme riski var yani geçen hafta aslında Ankara Gücü maçı e, rakibimiz çok net bir gol kaçırdı. Puan kaybı yaşayabilirdik. Bir sürü maçta bunu yaşayabiliyorsunuz Türkiye Ligi'nde her çıktığınız maçta aslında bir yandan korkularınız oluyor Yani iç, iç sahada olsa dış sahada olsa Zeminler aslında biraz da kış mevsiminde zeminler de önem kazanıyor Bir Sivas deplasmanına gittik gerçekten yürümek zor orada Yani sadece hakem hatası konuşuldu ama Oradaki sahanın tarla olması hiç konuşulmadı Fenerbahçe-Antalya maçı aynı şekilde. Antalya'daki sahanın kötülüğü çok fazla bu anlamda konuşulmadı. Bugün muhteşem bir zeminde oynadık. Bu bizim için çok önemliydi, güzeldi. Bazen bunlar da önemli oluyor. Ama dediğim gibi birçok şeyi burada kendi içimizde görüyoruz, deniyoruz. İşte bazen olumlu oluyor, bazen olumsuz oluyor. Sorunun tamamını bir unuttum. <laughs> Okey. Doğru cevap vermişim o zaman. Yani her maçta tabii bir korkularımız oluyor. Çünkü her takım tehlikeli, her takım istekli. Rakip olunca birbirinizi çok daha iyi tanıyorsunuz. Çünkü her Fenerbahçe maçını oturup karşısında heyecanla seyrediyoruz. Aynı şekilde Fenerbahçe'de her Galatasaray maçını çünkü rakipsiniz. Puan kaybetmesini istiyorsunuz. Her maçı çok gerçekten konsantre bir şekilde seyrediyorsunuz. Aşağı yukarı Fenerbahçe'ye karşı oynanan, oynanan oyunlar, başarılı olan oyunların içerisinde tabii ki hem orta sahadaki baskılar, ikinci toplar. Çünkü çok fazla uzun top oynayan bir takım Fenerbahçe. ikinci toplar ve geçişler Özellikle de savunma arkasına atılan toplar savunma çizgisinin önde kurulması yani bu bana özel bir şey değil bütün takımlar bunu deniyor aslında yani çok büyük farklar yok burada kalite önem kazanıyor. Bugün kaliteli ayaklarımız, kaliteli oyuncularımız. Demin de söyledim Barış Tercih'i aslında yani sprinter bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Bizim için önemliydi. Berkan Tercih'i tabii ki hem yüksek toplar, orta sahada gelecek ikinci topları toplama, hem sol ayak defans arkasına özellikle bu topları atabilecek bir oyuncu. Yani bunları kafamda hayal etmiştim. Bunlar doğru bir şekilde çıktı. Ama dediğim gibi maç maç bazen yanlış da olabiliyor. Yani burada kendimi de ben yaptım doğru oldu diye söylemek istemiyorum. Bazen yaptığımız planlarda tutmuyor. Bugün tuttu. O yüzden oyuncularıma tekrar e, teşekkür etmek istiyorum. Şöyle tabii ki yani maçtan önceki demin de söylediğim düşüncelerimiz işte önde baskı yapmak rakibimize özellikle bugün üçlü başladılar. Maçtan önce işte dörtlü savunmamı, üçlü savunma mı diye düşüncemiz oldu ama bütün e, iyi takımlara karşı Fenerbahçe bugüne kadar hep üçlü savunmayla çıktı. Yani biz de daha yüksek payı üçlü savunma üzerinden verdik. Rakibi karşılamamız da önde onun üzerinden yaptık. İkinci top, demin de söyledim Berkan'ın e, ikinci top orada alması bizim için önemliydi. Mertens'in orta sahaya zaman zaman girip Sergio ile Berkan'a yardım etmesi. Ve onun dışında geçişler, yani aldıktan sonra bir iki pas sonrası savunma arkası. Dört tane de hızlı oyuncumuz vardı aslında önde. Yani Mertens'i de sayarsak e, savunma arkasına sarkacak dört tane de hızlı oyuncumuz vardı. Onun yanında savunmada da bence bugün oyun kurmada da daha iyiydik. Bunlar önceki haftalara göre daha sakindik. Rakibimizin eksiklerini kapatamadığı yerlere daha doğru kullandık. Bazen direkt toplarla da öndeki oyuncularımızı bulmaya çalıştık. Yani bugün dediğim gibi düşündüğümüz, rakibimizi analiz ettiğimiz şekilde rakibimizi oynadı. Biz de buna doğru cevap verdik, doğru adapte olduk. Oyuncularımız da genel performans olarak iyi oynadılar. Böyle net bir sonuç elde ettik. Teşekkür ederim, iyi akşamlar.